Void ve Newslab Türk işbirliği hazırlanan temel veri gazeteci eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde Google A tablo ile veri temizleyeceğiz. Temizleyeceğimiz veri 2018 yılına ait il bazında kitap, kütüphane ve okuma yazma verisi. Masaüstüne indirmiş olduğum veri setimde 3 tane fonksiyon özellikle uygulayacağım. Tabi veriyi temizlemeden önce o verideki ne tür tanıklıklar olduğunu tespit etmemiz gerekir. Benim bu veri setimde A sütununda il adlarının sağında ve solunda gereksiz boşluklar olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda il adlarında sonlarında, ortalarında ya da başlarında yazım düzeni gerektiğini, yani büyük ve küçük yazılmış hepsini bir düzene getirmek istiyorum. Aynı şekilde bölge kısmında da gördüğünüz gibi bazıları büyük harfle, bazıları küçük harfle yazılmış. Bunları tespit ettim ve birazdan Google'ın e-tablosunu kullanarak bu 3 tespit ettiğim hatayı düzenleyeceğim. Açmış olduğum e-tablo tablodan içe aktar kısmını seçerek masaüstüne indirmiş olduğum dosyamı e-tabloya aktarıyorum. E-tablomu değiştiriyorum ama yeni e-tablo da oluşturabilirsiniz ya da yeni sayfa açabilirsiniz tabii ki. Evet, şu anda 2018 il bazında kitap, kütüphane ve okuma yazma verim yükleniyor. Tespit ettiğim hatalar A sütununda şehirlerin sağında ve solunda olan boşluklar, yazımla ilgili düzenlemeler gerektiği, yani büyük harf ve küçük harf sorunu ve bölgelerde de aynı şeyi tespit ettim. İlk yapmam gereken şey sağ ve soldaki boşlukları temizlemek için A sütununu seçiyorum. İngilizce kullanıyorsanız data yazar, veri bölümünü seçip aşağı doğru inip boşlukları kaldır dediğimde gördüğünüz gibi seçmiş olduğumuz 25 hücredeki fazladan boşlukları kaldırdı. Tamam diyoruz. İşlem hatası yaptığınızı düşündüğünüz herhangi bir şey olduğunda da burada yaptığınız bütün değişiklikleri kaydediyor. Geri dönüp de yaptığınız işlemleri görme şansınız var. Diğer uygulayacağımız şey ise buradaki yazım düzeni. Proper. Yani proper'ın Türkçe karşılığı yazım düzeni anlamına geliyor. Biz de burada il isimlerinde düzenleme yapacağız. Hepsini büyük harfle başlayacak şekilde düzenleyeceğiz. Öncelikli olarak yeni bir sütun ekliyorum sağa. Proper fonksiyonu kullanırken, yani yazım düzeni fonksiyonu kullanırken bütün hücrelere uygula şeklinde bir formül yazmam gerekecek. Bunun için ilk yapmam gereken şey B sütununun ilk hücresine proper yazmak. Gördüğünüz gibi altında çok minik bir açıklama da var. Belirtilen dizedeki her bir kelimenin ilk harfini büyük harfe çevir diye bir dipnot da verir. Yazdık. Ardından hangi sütunda değişiklik ve düzenleme yapılacaksak ya da hangi sütundaki içeriği düzenleyecek ve çevirecekse onu yazmanız gerekir. Yani A1. Evet, seçti. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi ile aldı. Sağ alt köşeden tutup çekmeye başladığınızda aşağıya doğru şehir isimlerinde yazım düzenlemesi olduğunu görebilirsiniz. Örneğin küçük harfle yazılı olan Siirt şu anda büyük harfle. Kilis, büyük harfle. Adıyaman, büyük harfle. Düzenlemeyi yapmış. A sütununu ne yapacağız? A sütunu genelde dağınık veriyle çalışırken ya da verimizde bir dağınıklık varsa ve tespit ettiysek benim öncelikle önerim veri temizleme etiği kapsamında düşünmek gerekir. Yani o dataya tekrar ulaşmanız gerekebilir. Verinin doğruluğunu tekrar incelemeniz gerekir. Bu sebeple her türlü verinizi henüz temizlemeden önce ham olarak indirebilir ya da şimdilik bu veri setinde benim önerim gizleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi minik bir okla tekrar isterseniz o bölümü geri getirebilirsiniz. Yani veriniz bir yere gitmedi, az üstündeki dağınık olan bölüm, ama şimdilik gizlediniz veriyle çalışırken. Aynı fonksiyonu burada da, yani proper yazım düzenini burada da kullanacağız. Eşittir diyoruz.
proper seçiyoruz. Yani bir aralıkta yer alan, pardon, belirtilen dizedeki her bir kelimenin ilk harfini büyük harfe çevir fonksiyonu tekrar seçiyoruz. Buraya ne yazıyoruz? K, 1 diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Yani bölgeyi seçmesini istiyoruz. Ve bölge sütunundaki bölge isimlerinde yazım düzeni yapılmasını istiyoruz. Seçtik. Tekrar sağdaki, sağ alttaki kutuyu çekiyoruz. Aşağıya doğru. Ve bırakıyoruz. Burada da tabii ki isterseniz yine sütununuzu gizleyebilirsiniz. Gördüğü gibi burada bir okla, burada bir gizli sütun olduğunu görebilirsiniz. Tekrar açmak mümkün. Tıklayarak açabilirsiniz. Tekrar gizleyebilirsiniz. Tabii ki bununla sınırlı değil veriyi temizlemek. Burada bu videonun altına Quartz'ın Bad Data Guide Türkçesinin özellikle çevrildiği linki göreceksiniz. Orada bir veriyi dağınık yapan şeyin ne olduğunu Quartz kendi örnekleriyle ama aynı zamanda çok dünya genelinde de veri çalışanların çok sık karşılaştığı dağınıklık örneklerini göreceksiniz. Yani hani kayıp veriler, bazen verinin çok çok iyi olması da veriyi dağınık kılabilir. Verinin doğrulanması, formatı gibi detayları orada görebilirsiniz. Ayrıca biz yazım düzeni yani proper fonksiyonu kullandık ve bir de boşlukları kaldırma fonksiyonu uyguladık. Ancak Google'un doküman düzenleyicisinden yararlanarak da çok çeşitli ve farklı sorunlarınızda, dağınık verinizdeki sorunları da düzenleyebilirsiniz. Yani örneğin burada büyük harf yerine koy, küçük harf. Ya da işte bir sütundaki fazladan verinin değişikliği, yer değiştirmesi, iki sütunu ayırmak gibi çok çeşitli fonksiyonları kullanarak da verinizi değerli hale getirip düzenleyebilirsiniz. Ek olarak yine bu video altına eklediğimiz veri temizleme etiği yazısı ve veri temizleme etiğinin ne olduğuna dair linke de ulaşabilirsiniz. Çünkü veriyi temizlemek kadar verinin doğruluğunu anlamak da önemli. Yani temizlemek istediğimiz veri setinde tespit ettiğimiz eksik değerler, yazım hataları, gizemli değerler, kısaltmalar var. Evet, bunları düzenlemek önemli ama verinin doğruluğunu anlayarak temizliği yapmak da önemli. Bu bağlamda veri temizleme etiği ve veriyi temizlemenin etik tarafının ne olduğunu anlayarak da ilerlemek veriyle çalışanlar için önemli olacaktır. Ayrıca Data Cleaning diye çok iyi bir makaleyi de yine bu videonun altına ekledim. Evet, bu bölümde yani veri temizlemeyi işledik. Google'ın e-tablosuyla nasıl pratik bir şekilde minik formüller yazarak verimizdeki bazı dağınıklıkları düzeltebileceğimizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.